dünyanın hiçbir ülkesinde sadece bir insanın beyanıyla böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm yok. Bu siyasi iktidar bilmiyorum bunun hesabını nasıl verecek ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar bunun hesabını nasıl verecek? Binlerce insan kan ağlıyor, binlerce insan iftiradan içeride kan ağlıyor ve insanlar şunu bekliyorlar, bu kadar zulüm varken biz de dışarıda rahat edelim. Öyle bir şey yok. Ne diyor Allah Resulü? Bir binanın parçaları gibisiniz. Sen bu tarafı yıktın. Orada insanlar kan ağlıyor. Sen de burada ay ne kadar güzel, sağlıklı, sıhhatli hayatımı yaşayayım. Böyle bir şey yok. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Ve zulüm, özellikle zulüm, zina ve zulüm toplumları en çok çökerten şey. Ama şu anda maalesef ki zina da zirve yaptı. Zulüm de zirve yaptı. Ve insana bir insana yapılabilecek en büyük kötülük bu yani. İşte genç evliler resmen kanun iftirasına maruz kalıyorlar. Kanun diyor ki hayır diyor, sen tecavüze uğradın. Kız diyor ki uğramadım, ben istedim. Hatta ben kandırdım diyor. Hatta diyor ki yaşımı da küçük söyledim. Hayır diyor devlet. Sen gerizekalısın. 18 yaş altına evlendiyse gerizekalı muamelesi yapıyorlar. Sen gerizekalısın. Ne oldu? İşte o sene tecavüz etti. Çocuğun da tecavüz çocuğu. Resmen binlerce aile. Genç, genç evlilerle alakalı hatta romanlarda dediği gibi çok fazla var. Genç evlilerle ilgili çok önemli bu söyleyeceğim. Bu genç gelinler aradı beni. Abi şöyle diyorlar bize, işte sen eğer kocan bana zina etti ya tecavüz etti dersen tazminat alacaksın. Evet. Siz ne, ya öyle bir şey yok ki, biz kendi isteğimizle evlendik, kendi isteğimizle arzumuzla severek çocuğumuz oldu. Feminist derneklerden bile para teklif edenler oldu. Kocalarınızdan vazgeçin, biz sizin yanınızda olalım size. Çünkü Avrupa Fonu'ndan büyük paralar alıyorlar, İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın dernekleri büyük paralar alıyor. Adam da soruyor, diyor ki Grevio'da neden sayı az, neden diyor iyi çalışmıyorsunuz, neden Türkiye'den yeterince istismar rakamı gelmiyor? Açıkça bunu rapora yazıyor. Utanmıyorlar. Yani biz ne yapıyoruz bir daha açalım demiyorlar. Belki izleyicilerimiz, yeni açan izleyicilerimiz bilmiyordur. Çünkü İstanbul Sözleşmesi dahi şu anda kimse bilmiyor. Grevio nedir? Grevio ne iş yapar? Türkiye'deki amacı nedir? Nasıl çalışır? Nasıl örgütlenir? Grevio İstanbul Sözleşmesi'nin takip ekibi. Şimdi bir sözleşme var. Evet. Onun üzerine bir kanun çıkarıyorsunuz. 6284 nolu kanun çıkıyor. Ve adamlar para akıtıyorlar feminist derneklere ve devlet kurumlarına. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin ana konusu nedir? Cinsiyet eşitliği sağlamak. Neden? Diyor ki kadına şiddet var. Kadına şiddeti bitirmek için erkekleri kadınlaştırmamız lazım. Başka yolu yok bunun. Çünkü erkeklikten dolayı öldürüyorlar. İddiaları evet. Bu. Bunun için ilkokuldan itibaren gördük milli eğitimde kız erkek çocuklarına, kız çocuklarına aynı oyuncaklar vermeler, işte aynı şeyleri yaptırmaya çalışmalar ve erkek çocuklarını sürekli bir aşağılamalar. Guya erkeği aşağılayarak, erkeğe zulmederek, işte erkeğe böyle her şeylerde hapse atarak falan erkekliği bitirecekler. Gerçekten hatta dün bir haber vardı, bugün Twitter'da paylaşacaktım, unuttum. Erkekler toplanmışlar, şey kurmuşlar, bir küçük kendi aralarında dernek gibi, işte erkeklikten vazgeçip işte bütün suçu erkekliğin üzerine atıyorlar. Yani o dereceye getirdiler artık insanları. Buradaki İstanbul Sözleşmesi'nin adam bu kadar parayı hayrına vermiyor. Bakıyoruz bütün devlet kurumları cinsiyet eşitliği toplantıları yapıyor. Toplumdan çok tepki gelince gizli gizli yapıyorlar. Ara ara işte geliyor hocam bizim kurumda da yaptılar. İşte üniversite sınavına sokuyorlar oradan buradan. Bir şekilde sürekli topluma bir cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaymaya çalışıyorlar. Mantığı ne toplumsal cinsiyet eşitliğini? Diyor ki evet sen kız doğdun, erkek doğdun ama bu önemli değil. Seni toplum kız diye yetiştiriyor, toplum erkek diye yetiştiriyor. Biz kadın olmayı da erkek olmayı da kaldıracağız ve sen kendin seçeceksin. Ve küçücük çocuklara şunu diyorlar ilkokullarda, sen kız olarak doğdun ama erkek olabilirsin. Öğretmenlere kızım ve oğlum demeyi yasaklamışlar. Bir öğretmen söyledi bana bunu. İnternette okudum, inanamamıştım. Evet dedi, bizi topladılar. Kız çocuğuna kızım demeyeceksiniz, erkek çocuğuna oğlum demeyeceksiniz. Yasak. Yani niye kız deyince kız olduğunu hatırlıyormuş. Sen ona kız olmayı yüklüyormuşsun. Yani dünyanın en saçma, gerçekten en berbat. Tuvaletlerden şeyleri, cinsiyet evet. Levhalarını söktüler. En rezil. En son. Yeni bir dünya düzeni kurmak için gerçekten çok büyük bir oyun. İstanbul Sözleşmesi'nde tabii adam bu kadar parayı veriyor size. Takip ediyor, bir ekip kurmuş, Grevio ekibi diye. Başkanı şu anda Aşkın Hasan'dı galiba. Diyor ki raporlayın diyor, ne yaptınız? Kaç kişi iftira atıldı? Kaç kişi evden atıldı? Kaç kişi? Yani biz bu sözleşmenin neticesine bakın, her ülke aynı uygulamıyor. En büyük zararı bizim ülkemiz görüyor çünkü 6284 gibi rezil bir kanun çıkarıldı ve çok uç derecede öteki ülkelerin çok çekince koydu. İşte Polonya falan geri çekiliyor.
ki aynısını uygulamadıkları halde bu kadar ağır uygulayan hiçbir ülke yok. Hiçbir ülke vatandaşın 18 yaş altında evlendirdiği alıp hapse atan bir ülke. Bir tane göstersin, siyasi iktidar bize göstersin ki olsa da kabul etmez vicdanımız ama desin ki filanca ülke de işte 18 yaş altında hapse atıyor. Böyle bir şey yok. Ya da işte iftira atılmış da şahit istemiyor, topluyor. Şey işte bizim gibi her kadının beyanını esas alan, yani rezil bir şey. Gerçekten çok rezil bir şey. İnsanlığa sığmayan bir şey. İslam'a zaten sığan bir şey değil. Yani bunun bu kadar insanı mağdur etmesi, bu kadar insanın hayatını bitirmesi, o çocuklar babaları hapse, cinsel istismardan düşüyor ya da genç evlerin çocukları, babanın suçu ne hapiste? Anneme tecavüz etmiş. Adam dinen evlenmiş. Az önce söylediğim şeydi işte, hakim şunu yazmıştı, diyor ki toplum dinin ve örfün kabul ettiği bir şeyi devlet yasaklıyorsa vatandaşına duyurmak zorundadır. Duyurmadan ceza veremez. Ama devlet duyurmuyor bunu. Evet. Demiyor yani suçtur diye. Ya da işte bu şeyleri hani taciz konularında bir açıklama var mı? Yok. İnsanlar bilmiyorlar başlarına gelip